Merhabalar, bu videomuzda Matrix IQ'daki formasyon analizi modülünü inceleyeceğiz. Aslında inceleyecek pek bir şey yok. Bir arkadaşımız videonun altına yorum yaptığı için bu videoyu çekmeye karar verdim. Modülü açıp içeriğini okuduğunuzda zaten nasıl filtreleme yapmanız gerektiğini çok iyi anlıyorsunuz. Peki formasyon modülüne nasıl ulaşacağım? Yukarıdan analizler kısmından formasyon analizine tıklıyorum. Burada Matrix IQ kendi içerisindeki bulunan tüm grafiklerin formasyonlarını saptıyor ve bu sapladığı formasyonları oluşturduğu bu panel içerisinde gösteriyor. Ve bir sürü filtreleme seçeneği var. Uyumluluk değerleri, sapma değerleri, sağlık değerleri, işte formasyon tamamlanmış mı, tamamlanmamış mı, formasyon olmak üzere mi, yani onaylanmamış bir formasyon mu, yoksa onaylanmış yani görüntü olarak da onaylanmış ve hedefi belli olan bir formasyon mu gibi gibi filtrelemeler ve değerler sunuyor bize. Şimdi burada bizim asıl dikkat etmemiz gerektiği şey şu, daha doğrusu ben öyle dikkat ediyorum. İlk önce onaylanmış formasyonlara bakıyorum ben. Yani onaylanmamış formasyonlar ile benim işim aslında yok. Yani kırılım olmadan formasyon olmaz. Onaylanmışsa demek ki bir kırılım ya da görüntü tamamen oturmuştur. Artık ondan sonra kendi grafiğimde açar kontrolleri sağlarım. Şimdi ilk önce sallıyorum kripto para borsasında formasyon bakacağız. Hemen buradan piyasa sekmesi altından kripto paraları seçiyorum. Ve bana istersem tek bir coin hakkında da formasyon verebilir. Ama benim bununla işim yok. Ben hepsine bakacağım. Bu arada vadeli grafikleri geldi Binance'te. Vadelilerde de tarama yapıyor. Bilginiz olsun. Bana iki tane periyot seçeneği sunuyor. Günlük ve saatlik. Günlükte benim işim yok. Saatlikte hemen formasyona göre işlem açıp kısa sürede çıkmak istiyorum. O yüzden saatliği seçiyorum. Formasyon türüne geldiğimde buradan isterseniz yükseliş formasyonlarını seçebilirsiniz. İsterseniz düşüş formasyonu seçebilirsiniz. Seçmezseniz hepsi birden geliyor. Zaten buradaki ok işaretlerinden de formasyonun hangi formasyon olduğunu anlayabiliyorsunuz. Formasyon boyutu, formasyonun boyutunu seçiyorsunuz. Bunu ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Açıklaması varsa bakarız. Buradaki herhangi bir değerde de ne yazdığını göremedim. O yüzden formasyon boyutunu şu an ellemiyorum. Durumu onaylanmamış, onaylanmış ve yarım fiyat hedefine ulaşmış. Burada da formasyon henüz olmamış ise onaylanmamış kategorisine düşüyor. Onaylanmış ise, yani formasyon görüntü itibariyle var ise, onaylanmış görüntü sekmesine düşüyor. Formasyon onaylanmış ve belli bir hedefi var ve bu hedef hesaplanıyor. Bu yolun yarısına geldiyse, yani yarı fiyatına ulaşmışsa bu hedefin, bu sefer de yarım fiyat hedefine ulaşmış sekmesine düşüyor. Dediğim gibi ben yine onaylanmışa tıklayacağım. Şimdi burada asıl bizim dikkat etmemiz gereken kısım uyumluluk ve sapma değerleri. Buradaki soru işaretine tıklıyorum. Uyumluluk değeri bana diyor ki formasyonun görselde ki formasyon gerçek asıl formasyonla ne kadar çok benziyor. Yani omuz baş omuz olarak tanıtılmış formasyonlar var. İşte düşen takoz, ikili dip, üçlü tepe, ikili tepe gibi formasyonların hepsi Matrix IQ'da var. Buradaki açıklamada da zaten diyor ki 0-100 aralığında bir değer alır. Değer ne kadar yüksek ise bulunan formasyon ile grafikteki değerler arasındaki uyum o kadar yüksektir. Yani burada aslında uyumluluk değerinin yüksek olduğu bir formasyon taraması yapacağız. Başka önemli bir uyarı var mı? Uyumluluk formasyonun başarılı olup olmayacağı hakkında bir fikir vermemektedir. Zaten tabii ki de aslında bu bir görüntü, teknik bir görüntü sunuyor size. Bu teknik görüntü ne kadar formasyonların çoğu bazen çok nizami oluşsa bile çalışmayabiliyor. Her zaman çalışacak olsa zaten burada ne işimiz var? Modül uyumluluk üzerinden bir kısıt koymadan tüm formasyonları bulmaktadır. Buradaki amaç kullanıcıya en fazla seçeneği vermek ve kararı kullanıcıya bırakmaktır. Tabii ki de bunların hiçbirini her zaman dediğimiz gibi sinyal olarak almıyoruz. Sadece daha iyi filtrelerden geçirip
daha doğru sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. O yüzden ben burada uyumluluğu genelde 70 üzerinde arıyorum veya 65 üzerinde arıyorum. Bir diğer değerimiz sapma. Sapmada formasyon oluşurken diyor ki formasyon oluşturan çizgiler ile alttaki veri arasındaki en yüksek sapmayı gösterir. Alttaki veri formasyonu bozacak derecede birkaç kesimde yükseliş ve inişler yapabilir. Ama bunlar formasyonun genelini bozmuyorsa uyumluluğu az miktarda etkiler. Sapma değeri ise bu doğru bazlı tekil hataları açıklar. 0 ve 1 aralığında değer alır. 1 değeri en yüksek sapmaya sahip olanları gösteriyor. 0 ise en düşük sapmaya sahip olanları gösteriyor. Yani buradaki sapmadan kastı sallıyorum bu ikili tepe olarak gösterilmiş. Buradaki hatta okuyalım. Düşük sapma değerine sahip bir formasyon görüldüğü üzere grafikteki barların neredeyse tamamı formasyon oluşturan sarı çizgiler ile uyumludur. Formasyon uyumluluk değeri de oldukça yüksektir. Burada da yüksek sapma değerine sahip bir formasyon sapma değeri tekil hatayı gösterir. Sapma değeri tekil hatayı gösterir. Burada da formasyon orta kesimindeki doğru ile uyumsuzluktan dolayı yüksek bir değer almıştır. Yani muhtemelen bu çizgiden bahsediyor. Bu çizginin bulunduğu kesimin normal görüntüye nazaran daha farklı bir görüntüye sahip olmasından dolayı sapma değerini yüksek vermiş. Formasyonun veri uyumluluğu ise çok kötü değildir. 65,7 diyor. Bu sebeple uyumluluk ile sapma birlikte değerlendirilmelidir. Yani aslında zaten ikisi de birbirine bağlı hesaplanabilen, ikisi de birbirine ortak değerler çıkartabilen iki veri diyelim biz bunlara. Şimdi ben buradaki tarama ayarlarımı yaptım. Hemen uyumluluğu 70'in üstünde olanları listelemek istiyorum. Buraya 70 yazıp herhangi bir yere tıklıyorum. Artık uyumluluğu 70'in üstünde olanlar gözüküyor. Bir de ben şunu yapıyorum sürekli. Onay tarihine bir kere tıklıyorum. Artık son anda oluşan formasyonlar benim karşıma geliyor. Şimdi uyumluluğu 70'in üstünde olan formasyonları ben burada görüyorum. Şimdi bakalım. Ters omuz baş omuz var diyor burada. Mesela bakın bu görüntü normalde omuz baş omuz görüntüsüdür. Daha doğrusu ters omuz baş omuz görüntüsüdür ve grafik görsel olarak çok da güzel saptamış. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Normal grafikte görsem de ben buna Tobo derim. Yani uyumluluk aslında bize gerçek Tobo'ya ne kadar benzediğinin verisini veriyor. Burada mesela 71 böyle 80 yapalım. 80 üstünde bir formasyon arayalım. Bakalım var mı? İkili dip diyor. Daş Türk lirası. Tıklayalım. Bakın ikili dip çok nizami ve simetrik görüntü var. İkili dibe aşırı benziyor ve o yüzden uyumluluk değeri çok iyi. Sapma değeri de çok iyi. Yani çok iyi değil ama iyi. 0,34 yani sıfıra ne kadar yakınsa sapma değeri de o kadar iyi. Ama ben buraya kalkıp 90 yazarsam buraya da 0, pardon, 0,2 yazarsam muhtemelen gelmez. Bu arada uyumluluk büyüktürleri gösteriyor. Sapmaya da ondan küçüktürleri gösteriyor. Bilginiz olsun. Buraya 90 yazarsam 90'dan büyükleri gösterecek. 80 yazdım ve sapma 0,2'den az olan bir coin bulamadık. 0,3 yapalım. Görüyorsunuz şu an uyumluluğu 80'den fazla, sapması da 0,3'ten az olan coinleri gösterdi. Yine bakalım Luna da diyor ki 1 saat grafiğinde dün akşam saat 7'de onaylanmış bir ikili tepe var. Tıkladığımda evet bakıyorum zaten gayet de güzel görüntü mevcut. Yani buradaki aslında ana etken uyumluluk ve sapma değerlerinin doğru bir şekilde yapılmış olması. Yani buraya 0,25 yaparsak yani bunu istediğin kadar yenile. Zaten bak en son sinyal 27 Ağustos'ta gelmiş. Bunda 70 yapalım. Yani günde bir tane gelir. Saatli grafikte bile günde bir tane gelir. Omuz baş omuz grafiği olmuş vesaire. Yani buradaki değerleri kendin bunu artırıp şunu azaltarak hangi şeylerden esnetebileceğine karar vererek bakabilirsin. Bir de buna işte artık yavaş yavaş bir yazılım entegreli algo trade kanalı olduğumuz için buna
Bot da yazabilirsin. Program sürekli bu ekranı açar, yeniler. Uyumluluk ve sapma değerlerini yazar. Senin istediğin paritedeki coinleri sana mesaj olarak atar. Ben bunu yaptım. Kullanıyorum kendim. Bana saatte bir saatli grafiklerdeki formasyonları tarıyor. Uyumluluğu 70'ten fazla ve sapması 0,4'ten az olanları gösteriyor. Hatta böyle bakalım. Onay tarihi de en yakın olana itibaren kontrol edip sadece Binance'te olan coinleri ben kendime alıyorum. Grafik olarak da attırıyorum kendime. Bir sorun yaşamıyorum. Siz de bunu sürekli isterseniz Matrix IQ'dan yenileyerek bakabilirsiniz. İsterseniz de yani başka şekilde zaten bakamazsınız. Yani Matrix platformlarını kullanmanızı öneririm. Çok fazla seçenek var. Diğer platformlarda formasyon tespiti, formasyon taraması var mı yok mu bilmiyorum. Aslında 1 dakikalık video ama detaylıca anlatmak istediğim için yine 11 dakikayı doldurmuşuz. Umarım anlaşılmıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Zaten buradaki maks olası kazançtan vesaire bahsetmiyorum. Buradaki grafiğe tıkladığınızda zaten buradaki veriler geliyor sizin karşınıza. Formasyon hakkında bilgi seçeneğine tıkladığınızda da size bir sayfa geliyor. Buradaki tüm her şeyin ne demek olduğunu tıklayarak görebilirsiniz. Yani burayı okumak, bu sayfayı okumak zaten size başlı başına bu modül hakkında bilgi veriyor. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere.